Evet sevgili izleyicilerim, hepiniz Rabbimin selamıyla yine selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Değerli izleyicilerim, bugün Ramazan-ı Şerefi'nin tamı tamına ortasında gelmiş bulunmaktayız. Yani Ramazan-ı Şerefi'nin tam 15. günündeyiz. Evet, nasıl geçti Ramazan, alıştınız mı? Evet, ben valla nasıl geçtiğini anlayamadım. Şu anda Ramazan'da mıyız yoksa değil miyiz? Tabii ki fiziken kastediyorum. Tabii Ramazan'ın varlığının manevi olarak ayrı bir güzelliği var. Ayrı bir bel bereketi var. Onu tabii ki çok güzel bir şekilde hissediyoruz. Ama açlık olayı var ya. Hani ilk gün, birinci, ikinci gün hani kendimize halsiz hissederdik. Başımız ağrırdı. Genelde bazı kişilerin başları ağrır, dermansız kalır ya. Artık öyle bir şey yok. Vücudumuz alıştı. Alıştık iyice artık. Artık ne açlığımızı hissediyoruz ne de tokluğumuzu hissediyoruz. Ben valla Ramazan-ı Şerif'in yani iftara Ramazan-ı Şerif'in şu andaki ortasında olduğumuz bu günlerde iftar vakti geliyor. Yani inan susuzluğumu bile artık fark edemiyorum. Bünyemiz iyice alışmış. O yüzden tabii Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu sabrın da burada ehemmiyeti çok büyük. O yüzden Rabbim inşallah sonuna kadar böyle güzel bir şekilde Ramazan orucunu tutmayı nasip eder inşallah. Değerli izleyicilerim, yine Ramazan-ı Şerif'in tam ortası olan bu günde yine bir değerli konuğumuz var. Size az sonra konuğumu takdim edeceğim. Yüksel abimiz var burada. Kendisi hem şair hem yazar. Yüksel Güney hocamız. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Yüksel abicim şöyle buyurun. Buradan kitaplarında da gördüğümüz gibi alalım şöyle. Yüksel abimiz. Evet, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Evet Yüksel abim. Yüksel Güney, Yükselen evet, Sözler hocam. Diye kitabınız da var. Yüksel abimiz yazar ve şair. Burada gördüğümüz gibi şiir kitapları da var. Veciz sözler var. Evet, burada bir şiir albümü de yapmışsınız. Evet, hayırlı olsun inşallah. Evet Yüksel abicim. Evet, buyurun izleyicilerimize bir merhaba diyebilirsiniz. Buradan ekranlara başında Yaşam TV seyircilerini selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ekran başında bizi seyreden Yaşam TV seyircilerine. Aynı zamanda Yaşam TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdiler. Hepsine hayırlı Ramazanlar, bereketli Ramazanlar diliyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine, hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet, çok teşekkür ettik yayınımıza katıldığınız için. Buyurun Yüksel abicim. Buyurun. Evet sevgili izleyicilerim, yine kelamların en gözü en güzel olan Kur'an-ı Kerim'le. Bizim mikrofonumuz neredeydi arkadaşlar? El mikrofonu. Evet, sarı mikrofonumuzu alalım inşallah. Evet. Evet. Şöyle mikrofonu alalım. Evet, şöyle alalım. Eyvallah. Mikrofon açık. Evet arkadaşlar. Evet, Rabbimizin kelamı olan ve kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamıyla başlıyoruz yine inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah kabul etsin Yüksel Hocam. Eyvallah Yüksel Hocam. Bereket olsun inşallah. Evet. Allah'ın kelamıyla başlamış olduk. Allah kabul etsin. Evet, değerli izleyicilerim. Evet, burada sorularımız var. Bir sürü sorular gelmiş yine izleyicilerimizin. Evet, iftara doğru programımızda biliyorsunuz siz değerli izleyicilerimizin her türlü dini suallerini cevaplandırmaya gayret ediyoruz. İlahiyatçı Mustafa Santürk, kardeşiniz, evladınız elinden geldiğince sizin sorularınızı cevaplandırmaya gayret ediyor inşallah. Edeceğiz de inşallah. Evet, yine ilahiler söylemeye devam edeceğiz. Sohbet etmeye devam edeceğiz. İzleyicimiz, değerli konuğumuz, dostumuz Yüksel Güney abimizden hasbihal edeceğiz abimizle ve ondan güzel şiirler dinleyeceğiz. Ona soracağımız sualler var. Onlardan cevap isteyeceğiz inşallah. Ve bu arada her türlü sorularınızı yine Facebook'tan, Twitter'dan, WhatsApp'tan Mustafa Aslan Türk sayfasına girerek her türlü sorularınızı gönderebilirsiniz. Her türlü isteklerde bulunabilirsiniz. Ayrıca ekran altında yazan o mesaj hattına mesaj da atabilirsiniz. Artık gönlünüz nasıl arzu ederse. Evet değerli izleyicilerimiz, ben konuma dönmek istiyorum. Evet Yüksel abicim, Yüksel Güney kimdir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Burada albümünüz var. Tabii. Burada şiir Yüksel kitabınız Güney, var. Gördüğünüz kısaca gibi. Kendimden bahsedeyim. Yüksel evet. Güney Sivaslı. Evet. Sivaslıyım. Daha sonra şiirlerle, işte naatlarla veciz sözler yazmaya başladık. Bunu sözleri ki, kendiniz yazıyorsunuz değil mi? Orada şeyler var. Allah dostlarında da var. Benim de var. Derlemelere de var. Derleme de yapıyorsunuz. Tabii, ama kitabın yazarı sizsiniz tabii, tabii ki burada. Yani benim şey yazarım. Ama içeriğindeki sözler tabii. Kendinize ait olanlar da var. Evet. Yine Allah büyük dostlarının var. Tabii ki evet. Hadisler de var. Onlardan da baz aldık. İslam alimlerinin güzel sözleri de evet. Var içerisinde. Evet, böyle bu şekilde. Bir kitap başka var mı? Bir tane mi var? Bir tane var. Diğeri de şu anda çalışmalarımız başladı. Tabii inşallah. Ki bunların sayıları atacak zamanla Allah kısmet derse. Albümümüzün sayıları da atacak malum yani. Ancak Mustafa Bey biliyorsunuz işin içindesiniz. Bunları derlemek, toplamak, yazmak tabii büyük zamanlar. Emek istiyor. Evet, büyük aynen. Emek istiyor yani. Bunlar da yani büyük zahmetler. Evet. Güzel bir çalışma. Allah inşallah devamını erdirsin inşallah. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, Yüksel hocamızdan bir eser dinleyelim. Şöyle sesini bir duyalım isterseniz değil mi? Hangi eseri seslendirmek istersiniz? Birinci eserimiz var, Anahtar diye. İnşallah o gelsin. Anahtar. Anahtar isimli bir eserimiz var. Veciz Sözler var Mustafa Hocam. Mesela Veciz Sözler'den sonra şiir başlıyor. Değişik olsun diye değişik bir çalışma yaptık malum. Hı-hı. Bayağı bir uğraşı bunun için. Anahtar diye bir eser Anahtar var. Eserimiz. Onu şu anda bir dinleyelim inşallah, inşallah sizden. Evet buyurun. Her kapıyı açan tek anahtar vardır, samimiyet. Sizi mutlu eden dünya değil, Allah'tır. Allah insanlara hiç zulmetmez. Ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler. İnsanların ne dediğine takılma. Onlar senin yaptıklarının iyi olup olmadığına değil, kendilerine faydası olup olmadığına bakarlar. Dürüstlük bir hazineye benzer. Ortaya çıktığında tarafları çoğalır. Yalan ise gizli ateşe benzer. Yanmaya başlayınca kötülükler ortaya çıkar. Kaderde ne ise odur, etme merak. Uyuma kendi nefsine, hakkın emrine bırak. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akibet gözünü doyurur bir avuç toprak. Müzik.
Düşündün mü hiç? Hazreti Yakup neden Hazreti Yusuf ile imtihan edilmiştir? Çünkü Hazreti Yakup en çok Hazreti Yusuf'u sevmişti. Ve kişi daima en sevdiğiyle imtihan edilir. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. İyi bak sağına, bir de soluna. Uçup giden zaman devri devrandır. Çığlıklarla gelen Ademoğluna, kucak açan iki kapılı handır. Çıkınca rahimden bakar yoluna, düşe kalka yürür menzil canandır. Kiminin cananı yeryüzünde mülk, kiminin muradı aşk-ı rahmandır. Tercihler ne olur bilinmez ama, insanı kul yapan mutlak vicdandır. Nefisler düşse de her gün harama, bir tövbe belki de derde dermandır. Kapısı kapanan kalplere heyhat, korkarım hepsinin sonu hüsrandır. Mana denizinde ölmek yok lakin, muttakilere dünya bir kabristandır. İman eden kalbe aşk düşer her dem, o aşkı düşüren yüce sultandır. Münkere sırt dönüp edersek istem, gönül mekanımız hep gülistandır. Nice peygamberler geldi cihana, ancak Muhammed'in ömrü destandır. Öyle gelmiş, böyle gitmez bu alem. Allah'ın indinde tek din İslam'dır. Allah'ın indinde tek din İslam'dır. Evet, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ hocam. Evet, güzel bir eser olmuş. Yine inşallah biraz sonra sizden yine yeni farklı eserler i̇nşallah dinlemeye hocam, devam edeceğiz. Hocam, inşallah. Evet, söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Tabii ki şöyle söylemek istedim Ramazan'la ilgili Mustafa Hocam. Hı hı. Ramazan ayının tüm İslam alemine mutluluk, hayır, bereket, barış getirmesi isterim. Allah hepimizin Ramazan'da tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin inşallah. Yani amin, Ramazan'ın amin. Feyzinden, bereketinden, rahmetinden yararlanmayı inşallah Allah hepimize nasip etsin. Amin. Ramazan çünkü 11 ayın sultanı adı üzerinde. 11 ayın sultanı senede, yılda 30 gün sadece Mustafa Hocam. Hı-hı. Yani bunu da iyi değerlendirmemiz lazım. Yani oruçlarımız da 11 işte, ayda bir geliyor. Kıymetini bilmek lazım. İyi değerlendirmek lazım. Tabii ki bunun biraz önce de siz açılışta söylediniz. Bereket, mağfiret ve insanların açlıkla, susuzlukla ona dayanıp sağlıklı olan kişilerin malum. Tabii ki tutamayanlar müstesna. Allah onlara da tutmayı nasip etsin. Sağlık sıhhat versin nasıl olan insanlara. Amin. Bu kadar şu anda hocam. Eyvallah. Sizden bekliyoruz inşallah. Evet hocam, şimdi değerli izleyicilerim, sorular birikmiş. Dünden kalan sorular da var. Yine soru sormak isteyen kardeşlerimiz sorularını göndermeye devam edebilirler. Bu arada evet, Arzu Turgut bacımız, ablamızdan bir mesaj gelmiş. Selamün aleyküm Mustafa kardeşim. Annem Emine Turgut için annem ilahisini söylersen çok memnun oluruz demiş. Tabii ki Emine annemize, Arzu ablamıza buradan armağan edeceğiz tabii ki. Söyleyeceğiz. Kendilerine sevgi saygılarımızı sunuyoruz tabii ki buradan. Evet, başka. Evet, Hatice Sevinç ablamız yine programınız hayırlı olsun demiş. Konuğumuz hoş geldi demiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Mustafa hocam günler. Yine bugün de evimize neşe getirdiniz demiş. Hatice Sevinç ablamız. Evet ablacığım, ben sizin misafirinizim. Sadece ben değil, bizimle birlikte gelen konuklarımızla birlikte sizin evinizde misafiriz. Her akşam, bundan sonra saatlerimizde değişiklik de yok zaten. Her akşam 18.30'da evinizde misafir olmaya devam edeceğiz. Ha, Ramazan'dan sonra program devam edecek mi diye soran kardeşlerimiz var. Onun haberini veririz. Belki Perşembe akşamları, yani haftada bir gün devam edebilir bu. Hayırlısı Ramazan için. Programı dışında. Onun da ilanı yapılır zaten. Evet, kardeşlerimizin isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz ama önce biraz soru cevaplandıralım. Değil mi? Evet. Ya Allah, bismillah. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine Mustafa Hasan Türk sosyal medyasından bir sürü sorular gelmiş.
Onları cevaplandırmaya devam edelim inşallah. Yine soru sormak isteyen kardeşlerimiz yine Facebook sayfasından Mustafa Hasan Türk'ten beğeni yaptıkları zaman oradan soru gönderebilirler. Yine YouTube'dan Hazan Prodüksiyon sayfası var. Oradan da eserlerimize erişebilirler. Evet, değerli dostlarım. Evet. Bir izleyicimiz. Hocam ağzımıza dolu kar, yağmur yağarsa oruç bozulur mu demiş. Yani yağmurlu havada, karlı havada, işte dolu yağan bir havada dışarıda gidiyoruz. Tipi var, fırtına var. Ola ki yazında yağmur, şu anda yaz ayındayız belki ama yazın biliyorsunuz özellikle yağmur yağan yerler de var. Mesela daha bugünlerde Rize'de bayağı bir yağmur yağmış, sel olmuş. Rize'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Orada hasar gören dostlarımız, kardeşlerimiz varsa Rabbim inşallah onların yardımcısı olsun. Bu Ramazan-ı Şerif'in yüzü su hürmetine hasar gören kardeşlerimiz inşallah Rabbimizin yardımıyla Rabbimizin yardımıyla inşallah şereflenirler. Bu da onların imtihanı Ramazan ayında. Rabbim sizi sevmiş ki sizi imtihan ediyor. Evet, kar yağmur. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ne demiştik biz daha evvel? Orucun bozulabilmesi için vücuda bir şey girmesi lazım. Hasbel kader yoldan giderken yanlışlıkla ağzımıza bir şey kaçarsa, dolu yağmur kaçarsa, midemize giderse neticede vücudumuza bir gıda girmiş oluyor. Kasıt yok ortada. Kasıtla orucu bozmak gibi kefaret falan gerektirmez. Aynen orucuna devam eder. Orucu bozmaz yani. Ama ihtiyaten Ramazan'dan sonra bir günde kazasını yaparsa daha iyi olur. Normalde oruç bozulmaz. Çünkü kasıt yok. İstemeyerek, istem dışı ağzına su, yağmur, kar kaçmış oluyor. İstem dışı olduğu için orucu normalde bozulmaz. Ama oruç burada zedelenmiş, hasar görmüş olduğu için Ramazan'dan sonra kefaret yok. Bir gün kazasını yapabilir. Evet, yine bir izleyicimiz Bursa'dan aramış ve demiş ki, oy Mustafa Hocam demiş, göze, buruna damla damlatmak orucu bozar mı? Değerli izleyicilerimiz, öncelikle gözünüzde, burnunuza damla damlatıyorsanız bir rahatsızlığınız var demek. Eğer oruç tutmanıza mani bir durum varsa orucu tutmayıp Ramazan'dan sonra kaza edebilirsiniz. Buna ruhsat var biliyorsunuz. Ama oruç tutmanıza bir engel durum yok diyorsanız, oruca başlamışsanız eğer, kulağınıza ya da burnunuza damla damlatırsanız neticede kulaktan ve burundan damlatılan damla vücudu mideye doğru ulaşabiliyor. Genze kaçıyor. Mideye ulaşabiliyor. Vücuda bir besin gibi girebiliyor. Girdiği için kulaktan burundan damlatılan damla orucu bozuyor. Böyle bir şey olduğu zaman orucu ne yapmak lazım? Kefaret gerekmiyor. Sadece Ramazan'dan sonra bir gün kaza yapmamız yeterli. Ama göze damla damlatmaya gelince, gözden damla damlatıldığı zaman, gözden damla damlatıldığı zaman vücudun içine, yani mide yoluyla mideye ulaşmadığı için, mideye ulaşmadığı için, vücuda herhangi bir gıda girmediği için oruç bozulmaz diyen alimler var. Bu şekilde içtihat eden ulema var. Ama mümkünse göz damlası, burun damlası, kulak damlası, bu tarz tedavilerini akşam saatlerinde yapmanız en doğrusu. Yani netice itibariyle göze damla damlatmak orucu bozmaz diyen alimler var mı? Var. Ama netice itibariyle en sağlıklısı akşam vakitlerinde damla damlatmak, tedaviye devam etmek daha iyidir. Onun haricinde illa da hastaysanız, rahatsızsanız, ilaç almanız gerekiyorsa zaten kaza için ruhsatınız var. Ama şöyle bir şey var. Oruca niyet ettiğiniz zaman orucu bozan bir haller zuhur etse bile yemeye devam etmeyeceksiniz. Sadece kaza edeceksiniz bir gün sonra. Hiçbir şey olmamış gibi oruç tutmaya devam edeceksiniz ama Ramazan'dan sonra da kazasını yapacaksınız. Eğer şöyle yaparsanız, nasıl olsa benim orucum nasıl olsa bozuldu diye devam ederseniz yeme içmeye, bu zaman kasıta girer ve kefaret gerekir. Evet, yine bir izleyicim, hocam benim annem astım hastası, nefes darlığı var, sprey kullanıyor.
sprey kullanıyor, hava kullanıyor. Annem oruç da tutmak istiyor ama sprey orucu bozar mı diye korkuyor oruç tutmaktan. Şimdi sevgili izleyicim, sevgili izleyicilerim, şimdi o astım için sıkılan sprey var ya, herhangi bir gıda değildir. Herhangi bir yiyecek, içecek gibi bir şey değildir. Hava gibi bir şeydir o, o sprey. Vücuda bir gıda özelliği taşımadığı için o sadece ciğerlere gidiyor. Yani vücuda gitmiyor, mideye giden bir gıda değil. Ciğerlere gittiği için akciğerlere orucu bozmaz. Yani eğer sağlığı, sıhhati elverişliyse, tutabiliyorsa o annemiz sprey sıksa bile orucunu tutmaya devam edebilir, tutabilir. Orucu bozmaz. Ulema bu şekilde buna cevaz vermiştir. Evet, yine bir izleyicimiz Mustafa Hocam demiş, fidye miktarı ne kadar olmaktadır diye demiş. Değerli izleyicilerimiz, fidye miktarı fıtır sadakasıyla aynı aşağı yukarı. Fidye miktarı. Şimdi fidye hangi hallerde verilir? Miktarı ne kadar? Fidye bir aç olan bir miskinin, bir fakir bir miskinin, aç olan bir kişinin bir günlük, yani iki öğün yemek yiyeceği miktar kadardır fidye. Yani bir kişi bir günde iki öğün yemek yiyecek, onun miktarı kadar paradır, yiyecektir, içecektir, her neyse. Bir aç doyacağı, o da tahminen biliyorsun fıtır sadakasında bugün 20 TL olarak en az minimum belirtilmiştir. Yalnız fıtır sadakasında bir ayrıcalık var. Fıtır sadakasını herkes kendi gücü nispetiyle verir. Yani kendi imkanı, kendisi 20 lirayla doyuyorsa bir gün 20 lira verir. 30 liraya, 50 lirayla doyuyorsa kendi yaşam şekline göre de yaşıyor. Lüks bir yaşam yaşıyordur. Lüks bir yiyecekle doyuyordur. Günlük yiyeceği, içeceği, yemekler lüks bir yaşantıya sahiptir. Fidyesini, yani fitresini de o şekilde verirse, vermesi gerekir. O şekilde verirse daha makbuldür. Ve de öyle vermesi gerekiyor. Minimum 20 TL'den başlıyor fıtır sadakası, fitre bu sene için. Dediğimiz gibi fidye ise, dediğimiz gibi fidye hangi şartlarda verilir? Şimdi bir vatandaş, bir kişi, bir annemiz, ablamız, abimiz hasta, rahatsız, oruç tutamıyor değil mi? Diyelim ki oruç tutamıyor. Tutamazsa eğer, ona tutamadığı her gün için bir fakiri doyurur. Bir fidye verir yani. Tutamadığı her gün oruç için bir fakiri doyurur, fidye verir. Eğer buna gücü yetmiyorsa 10 gün oruç tutamadı, 10 tane fakiri doyurması gerekiyor fidye olarak. Ama diyelim ki buna imkanı yetmiyor, gücü yetmiyor, maddi imkanı yok. 10 fakiri doyuracak bir gücü imkanı yoksa izleyicimizin, o zaman yapması gereken durum Rabbimizden bol bol tövbe etmesi, tövbe istiğfar etmesidir. Evet. Evet sevgili izleyicilerim. Evet, hayattayken oruç tutamayan yine bir izleyicimiz sormuş. Hayattayken oruç tutamamış kişinin yerine oruç tutulabilir mi? Sevgili izleyicilerim, başka birinin yerine oruç tutulmaz. Nasıl ki namaz bireysel bir ibadet, oruç da bireysel bir ibadettir. Bu sebeple bir kişi orucunu hayattayken tutamamışsa onun yerine bir başkası tutamaz. Ama kefareti savun diye bir şey var. Yani diyelim ki senin annen hayattayken orucu tutamadı diyelim ki. Ona onun yerine tutamadığı her günkü bir oruç için bir aç, bir fakir doyurur, fidye verir. Bu şekilde ulema cevaz vermiş, bu şekilde uygulamalar ehli sünnet itikadında yapılmıştır ve yapılmaktadır. Onun yerine oruç tutamamış kişinin yerine dünyadan göç etmiş, hayattayken tutamamış, dünyadan vefat etmiş, göç etmiş, onun yerine oruç tutulmaz ama yerine bir fakir doyurulabilir, bir aç doyurulabilir. Evet, yine bir izleyicimiz Mustafa Hocam demiş. Artvin'den bir izleyicimiz. Mustafa Hocam, tırnak kesmek, sakal kesmek orucu bozar mı? Yok sevgili izleyicim, tırnak bir temizliktir. Tırnak kesmenin, sakal kesmenin orucu
bozmakla bir alakası yok. Oruç ne demiştik? Orucun bozulabilmesi için vücudumuza bir gıdanın girmesi gerekiyor. İki tane şey. Birincisi, orucun bozulabilmesi için vücudumuza bir gıdanın, bir yiyecek, bir içeceğin, bir besin maddesinin girmesi gerekiyor. İkincisi ise cinsel münasebet, cünüplük hali gerektiği zaman, cinsel münasebet olduğu zaman artı ya hamamcı olur, erkek genç bir kardeşimiz hamamcı olur, rüyada ihtilam olur. Bu durumlarda ancak. Bunun dışında oruç bozulmaz. Ama ihtilam olduğu zaman, gece yattığı zaman bir kişi ihtilam oldu, sabah habersiz, herhangi bir cinsel münasebetle değil de akşam yattı, sabah kalktığında baktı ki ihtilam olmuş, cünüp olmuş. Bu kişinin orucuna hasar gelmez. İstem dışı çünkü, kasıt yok ve uyku halinde olmuş. Sabah kalktığında banyosunu yapar, orucuna devam eder. Ne kaza gerekir ne de kefaret gerekir. Bunlar istisna. Bunun dışında cinsel münasebet kasıtlı olarak, yani buradaki arzularını muhafaza etmeyip böyle bir münasebette bulunarak cünüp olursa bu zaman oruç bozulmuş olur o zaman. Yine bir izleyicimiz, ben 13 yaşındayım sevgili Mustafa abim, bana oruç farz mı demiş. Sevgili kardeşim, 13 yaşındayken biliyorsunuz kızlarda bilinen 9 yaş ile 12 yaş buluğ çağı, erkeklerde ise 12 yaş ile 15 arası buluğ çağına girme yaşıdır. Eğer sen 13 yaşındasın, bedenen eğer buluğ çağına ermişsen oruç sana farz kılınmıştır. Oruç tutman gerekiyor. Eğer buluğ çağına ermemişsen, eğer girmemişsen, onu tabii ki sen bilirsin. 13 yaşındasın. 13 yaşındaki kişiler bünyesine göre buluğ çağına ermiş de olabilir, ermemiş de olabilir. Buluğ çağına girmiş ergenlik çağı yani, girmiş de olabilir, girmemiş de olabilir. Onu sen biliyorsun. O yüzden sevgili izleyicim, eğer buluğ çağına girmişsen oruç sana farz kılınmıştır. Girmemişsen farz değil, ama sen yine de 13 yaşındaysan zaten buluğ çağına girmemişsen de girmek üzeresindir muhtemelen. Sen yine de orucunu tutmaya başlayabilirsin. Bir zararın olmaz sevgili kardeşim. Çocuk emziriyorum demiş bir bayan izleyicim. Çocuk emziriyorum, oruç tutmasam olur mu? Şimdi sevgili izleyicim, hastalık durumlarında, mazeret durumlarında oruç tutmak şart değil. Kefaret gerektirmiyor. Sadece Ramazan'ın dışında ne gerekiyor? Kazası gerekiyor. Ramazan'ın dışında. Onun haricinde emziren anneler, hamile bacılarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz, ondan sonra başka hamileler olur, emziren anneler olur, oruç tutamayacak şekilde hasta olanlar olur. Şimdi hamile kardeşlerimiz, özellikle bu kardeşimiz demek ki hamileymiş ve çocuk emziriyor ise, onları da buraya katalım biz. Hamile bacılarımız ve çocuk emziren annelerimiz, eğer çocuk oruç tuttuğunuzdan dolayı sütünüz kesiliyorsa, sağlığınız tehdit altındaysa, o çocuğumuz yavrucak var ya, o bebek, bebeğiniz eğer risk altında kalıyorsa orucunuzu tutmazsınız, Ramazan'dan sonra kaza edersiniz. Aynı şekilde hamile bacılarımız, hamiledir fakat baş dönmesi yapar, sağlık tehdit altında, çünkü hamileler sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Tıbbi olarak doktor derse ki senin oruç tutman, ama imanlı bir doktor tabii ki. İmanlı bir doktor, yani şu niyetle değil. Adam imansız doktor, dine karşı saygısızlık amacıyla, dine karşı, İslam dinini sevmez, İslam dinini yani o duyguyla oruç tutmamaya teşvik eder, onları kastetmiyoruz. İmanla kasıt olmadan, hakikaten bir kişinin sağlığı tehdit altında ise, o imansız, yani iman ehli bir doktor değilse, iman ehli bir doktor ise, senin sağlığın burada tehdit altında, sağlığını etkiler hamileliğin, oruç tutarsan olumsuz etkilenir derse doktor, bu kişi, bu bacımız, kardeşimiz oruç tutmaz, ama fakat Ramazan'dan sonra kazasını yapar. Evet değerli izleyicilerim,
Biraz sonra annem ilahisini söyleyeceğiz. Söylemeden önce konuğumuzdan bir ilahi bir şiir dinleyelim mi? Evet, hemen dinleyelim. Yine sorularınız gelmeye devam etsin. Yine sorularınızı cevaplandırmaya devam edeceğiz. Evet. Hiçbir miras türüsü kadar zengin değildir. Gelin tanış olalım. Gelin kardeş olalım. Gelin birlik olalım. Bu dünya kimseye kalmaz. Yanlışa rağmen doğruluk, kötü insanlara rağmen iyilik, zorluklara rağmen cesaretli olmak asil insanların özelliğidir. Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır. Tebessümü bile sadaka sayılan bir dinin ümmetiyiz elhamdülillah. En hayırlı arkadaş kimdir? En hayırlı arkadaş Allah-u Teala'yı zikrettiğin zaman sana yardımcı olan, unuttuğun zaman Allah'ı hatırlatandır. Dostlarını daima vefa ile hatırlayan, arayan sen ol, bulan sen, tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın hakka vefası olmaz. Sen Allah'a güven, hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Kötü söz söyleme, kötü düşünme, kötü teşvik ve telkinde bulunma. Ancak o zaman dünyadaki kötülüklerin sana gelmesinden kurtulursun. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, aptal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyüp ile, gözü yaşlı Yakup ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Çağırayım Mevlam seni. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim Mustafa hocam. Evet, bu dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yunus Emre'nin miydi bu? Evet hocam, Yunus Emre'nin. Bu naat şeklinde, böyle şiir şeklinde seslendirdiniz. Normalde zaten söylenişi şiirle işte, malum bunu diğer şiirlerde de malum ilahilerde çok şey. Şimdi güzel söz, veci söz olduğu için her şey yürü Mustafa hocam. Yani şiire değil bize mi? Bunu benim şiir olduğu için malum şiir veci sözler. Şiirle okuttuk, çok da güzel oldu. Çok da güzel şeyler aldık inşallah. Evet, eyvallah, eyvallah. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyicilerim, evet Aydın Nazilli'den İlk Nur İnce, Nazilli Işıklar Köyü'nden bizleri izliyormuş. Mustafa hocam, sizi komşularla hep beraber toplandık, sizi izliyoruz. Yaşam TV'yi izliyoruz. Kardeşim iyi yayınlar, oğlumun evindeyim demiş ayrıca. Sizi izliyoruz, komşularımız var. Benim bir sorum olacak demiş. Oruçluyken kan verilir mi? Rica etsem ismimizi geçirir misiniz? Onlar istiyorum. İlahi demiş ve evet, annem ilahisinizi istiyor ablamız ve
annem ilahisini söyleyeceğiz. Az önce yine başka izleyicimiz de istemişti. Oruçluyken kan verilirse oruç bozulur mu? Sevgili İknur ablacığım ve değerli izleyicilerim, daha evvel de söylemiştik. Oruçluyken kan vermek orucu bozmaz. Kan verebilirsiniz. Ama oruçlusunuz ya, kan verdiğiniz zaman halsiz düşersiniz, vücudunuz su almak ister, bir şey içmek istersiniz, yemek istersiniz ama yiyemezsiniz. Bu sebepten orucunuzu yani yeme içme ihtiyacı hissedersiniz. Dolayısıyla o sebepten orucunuza o noktadan hasar gelebilir. Onun haricinde dayanabilirseniz kan verebilirsiniz. Oruç bozmaz. Orucun bozulabilmesi için vücuttan çıkan değil giren bir şey olması gerekiyor. Kulaktan, ağızdan, burundan herhangi bir yerden vücuduna bir gıdanın, bir besin maddesinin girmesi gerekiyor. Netice itibariyle iğne vurulmak orucu bozar. İğne vurulursan, hastalandın, iğne vurundun, bu orucu bozar. Ama kan vermek orucu bozmaz. İknur ablacığım ve değerli izleyicilerim. Evet hocam, bir tane ilahi, annem ilahisi isteniyor. Ne zamandır bir ilahi söyleyelim mi? İnşallah, o da çok ne güzel. Diyelim? Evet. Annem. Evet, annem hakkını helal eyle diyelim mi? İnşallah hocam, de çok güzel söylüyor Musa hocam. Gönlüne sağlık evet. İnşallah. Yani. Helal eyle, helal eyle, annem hakkın helal eyle.
Gönlüne sağlık hocam, evet, inşallah. Evet, Mustafa hocam. Yüksel hocam, evet. Reklam aramıza ne kadar var arkadaşlar? Kaç? 3 dakika mı? 3 dakikada ne yapalım? 3 dakikada... Birkaç soru mu cevaplandıralım, ne yapalım? Mustafa hocam, annelerimizle ilgili, annelerimiz başımızın tacı. Evet. Annem evet. Yani o sene sene de çok dinliyoruz, çok seviyoruz her zaman. Eyvallah. Yani çok sevdiğim bir eserim. Annelerimiz başımızın tacı, annelerimizi sevgide... Saygıda kusur etmememiz lazım. Eyvallah. Veysel Karahan örneği var. Hı hı. Yemenler'de gidip. Annesine olan bağlılığı, ona hürmeti. Yani, üveyiz. Hı hı. Veysel Karahan, yani bunu uzun şey, uzun konular bunlar. Vakitimiz de kısıtlı. Yani hı hı. Buradaki yani Veysel Karahan hırkasını giydirir. Yani insanlar dışarıdan, yani ben genelde seminerlerde olduğum için anne hakkını, baba hakkını çok basit görüyorlar. Değil. Yani değil. Yani ben burada yani bir yazar olarak... bir şiir yorumcusu olarak, çünkü ben kendi alanımdan bakayım, yani şiirlerde annelerimiz, ilahilerde inanır mısınız duygulanıyorum. Hı hı. Annem deyince, çünkü annelerimiz bizim başımızın tacı, annelerimizin hakkını hiçbir zaman önemeyiz. Keda, babalarımızın hakkını da, babalarımız da öyle. İkisi ayrılmaz bir bütün. Bir elmanın yarısı Mustafa hocam, yani birbirinden ayırtamayız. Annelerimize ne diyor Efendimizin hadisi var, öf bile demeyin. Artık öp bileği demekten geçti, hakarete bindi artık. Gençlerin annelerine, babalarına karşı saygılarını, sevgilerini kaybetmeleri. Bu şekilde diyorum, konu uzun olup da vaktimize kısa olduğu için. Değil sonra mi? Devam ederiz inşallah. Evet, ağzına sağlık. Evet, sevgili izleyicilerim. Evet, bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Evet, evet. Maşallah hocam, sorular yağmur gelmiş. Gibi yağdı sorularımızda. Evet, yani bayağı, sorular var, sorular gelmeye devam ediyor. Çok soru var. Maşallah. İzleyicimiz dini değerlerine sadık. Maşallah. Soruları reklam bayağı. Aramızdan sonra evet sorularımızı cevaplandırmaya maşallah. Devam edeceğiz. Çok bir iki mesaj varsa onlara. Evet, buradan bir dinleyicimiz Mehmet Çelik Kastamonu'ndan. İşte Mustafa hocam, hürmetler, saygılar. Ben yuvamdan uçup gittim. Annem babamı terk ettim. İlahisini söyler misiniz yine annelerle ilgili? Bu da çok güzel hocam. Evet, bundan sonra o zaman bu ne zamandır isteniyor? Onu söyleyelim. Annem yaktın yüreğimi. Onu söyleyeceğiz inşallah. Evet. Evet, daha bir sürü mesajlar var. Evet. Şimdi yalnız sorular var, çok mesajlar var. Çok var, bayağı var hocam maşallah. Buyurun hocam. Şöyle yapalım. İsterseniz bir aramızı verelim. Tabii. Çünkü aramız gelmiş. Ondan sonra... Kopmayın, kopmayalım yani yayından. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir ara vereceğiz ama bizlerden sakın ayrılmayın. Az sonra annem ilahilerini söylemeye devam edeceğiz. Yüksel Güney hocamızdan eserler dinlemeye devam edeceğiz. Yine her türlü dini sorularınızı cevaplandırmaya da devam edeceğiz inşallah. Sakın ha bizlerden ayrılmayın. Evet değerli dostlarım, kısa bir ara verdik. Yine sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Sorular gelmeye devam ediyor. İlahiler, istekler istenmeye devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, yine buradan sevgili izleyicilerimizden istekler var, ilahiler var. Annem yaktın yüreğimi. Ne zaman söyleyeceksin Mustafa hocam diyor. Onu ne zaman söyleyelim hocam? Vallahi hocam şimdi söyle, çok istek var artık. Sen var da biraz sorular da birikmiş. Biraz soru yani cevaplandıralım mı? Bayağı bir istek var ama hocam inşallah onu bir çok, oku. Inşallah. Onu okuyacağız inşallah. Biraz soru cevaplandırıp tamam, da hocam, inşallah. Öyle yapalım. Olur. Sevgili evet. İzleyicilerim, sorular birikmiş. Biraz sorularınızı cevaplandıralım inşallah. Yine WhatsApp'tan yeni gelen sualler var. İnşallah. Onlara bakalım. Ramazan Bayır diye bir kardeşimiz. Evet, bir sürü soru göndermişler. Mustafa hocam, orucu niçin tutarız? Tutmaktaki maksat nedir? Ramazan Bayır Çengelköy'den, İstanbul'dan soru göndermiş. Evet Ramazan kardeşim, bu sorudan ziyade bir konu olmuş ya aslında. Bayağı bir uzun. Yani bunu aslında var ya, ben kısaca cevap verelim inşallah da. Orucu niçin tutarız? Maksat nedir? Bunu aslında bir konu. Bunun üzerine oturup şöyle bir saat, iki saat konuşma yapmak lazım normalde. Öyle bir soru. Sorudan ziyade dediğim gibi konu bu. Şimdi
Orucu niçin tutarız biliyor musunuz? Oruç öncelikle İslam'ın 5 şartından biri. Neydi İslam'ın şartları? Savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. 5 tane şartı var İslam'ın biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartından biri oruçtur. Ve en önemli ibadetlerdendir oruç. Oruç niçin tutarız? Rabbimizin emri olduğu için tutarız. Oruç bizden öncekilere farz kılındığı gibi bize de farz kılınmıştır. Rabbimizin emri olduğu için oruç bedenimizin zekatıdır. Hani malımızın zekatını veriyoruz ya, oruç da bedenin zekatıdır. Oruç bizim. Yine sorunun devamı var. Sorunun devamını da bakalım hocam. Evet, yine bir sorunun devamı var. Birleştirelim cevapları. Evet, Ramazan kardeşimizin. Gökçe Gözen Çengelköy. Oruçlu bir insanın yanında herhangi bir şey yememizde sakınca var mıdır? Onu ayrıyetten bu farklı bu soru olmuş. Bunu cevaplandıracağız inşallah. Oruç insana ne gibi ahlaki ve insani değer katar? Şu iki soruyu birleştirelim. Oruç insana ne gibi ahlaki ve insani değer katar ile niçin oruç tutarız? Maksat nedir? İkisi birbirine yakın. Şimdi oruç Rabbimizin emri olduğu için dediğimiz gibi tutuyoruz. Ne gibi değer katar? Birincisi, insanlığımızı anlıyoruz. İnsan olduğumuzu anlıyoruz. Acıların hallerini anlıyoruz. Eğer zalim birisiysek, kimsenin halinden anlamayan birisiysek, aç kaldığımız zaman şöyle sabahtan akşama da bir aç kalalım hele, açların halini anlarız. Yoksulların hallerini anlarız. Bedenimiz bayram eder. Bedenimiz dinlenir. Bedenin zekatı demiştik ya, 11 aydır yorulan bedenimiz habire fabrika gibi çalışıyor. Ramazan ayında bir ay şöyle dinlenmiş oluyor. Vücuttaki organlarımızın tamamı dinlenmiş oluyor. Çünkü 12 saat, 15 saat, hatta bugünlerde 17 saat boyunca oruç tutmaktayız ya. Bedenimiz, vücut organlarımız 17 saat dinlenmiş oluyor. Bak, bedenimize bir şey katmış oluyor. Doktorlar bunu tavsiye ediyorlar zaten. İnsanlığımızı anlıyoruz. Dediğimiz gibi açların, fakirlerin hallerini anlıyoruz. Daha saymakla bitmeyen bir sürü önemi var. Değeri var. İnsanlığımızı dediğimiz gibi, zalimsek zalimliğimizi bir kenara koyuyoruz. Vay be diyoruz ya, vay be. Ya demek ki aç kalınca, işte demek ki aç kalınca böyle oluyoruz. Demek ki aç kalan insanlara ona göre muamele yapıyoruz. Yani malımızı paylaşıyoruz, zekatımızı veriyoruz. Daha bir sürü, yani aklımıza gelmeyen, bunlar madde madde maddelenir, saatlerce konuşabilecek bir mesele. Ama genel olarak niçin oruç tutarız? Başta bedenimiz zekatı, Rabbimizin emri olduğu için, İslam'ın 5 şartından biri olduğu için ve Allah'ın emri olduğu için. O yüzden oruç tutarız. İki kelimeyle özetlemiş olalım ama bunu dediğimiz gibi inşallah bir gün bir seminerde bunu uzun uzun bir program halinde konuşuruz. İnşallah. Evet, yine bir izleyicimiz ne demiş? Yalan söylemenin hükmünden bahsedilmiş. Oruçlu insanın yanında bir şey yemek içmek caiz mi? Sakıncası var mı? Sevgili izleyicilerim, şimdi o başka bir şey. Yani oruçlu bir insanın yanında yemek yemek caiz mi? Caiz tabii ki. Caiz değil diyemeyiz. Ama bir takım değerleri ihlal etmiş oluruz. Oruçlu bir insanın yanında ben yemek yediğim zaman bir defa Ramazan-ı Şerif'e saygısızlık yapmış olurum. Bir, o kişiye, oruç tutan kişiye saygısızlık etmiş olurum. İki, onun orucuyla tamam, niyet öyle değil ama alay etmek, dalga geçmek gibi, onun tuttuğu orucu, ibadeti önemsememek gibi, onu bir şey küçümsemek gibi bir netice çıkartmış oluruz ortaya. Niyet öyle olmasa dahi ve Ramazan'a saygı, kişiye saygı, insana saygı, İslam'a saygı, ibadete saygı, ibadeti hiçe saymış oluruz. Allah'ın değerlerini, Allahu Teala'nın emirlerini hiçe saymış oluruz. Bir sürü şeyler işlemiş oluruz. Oruçlunun yanından eğer mazeretimiz olup da oruç tutamıyorsak bir kıyıda köşede gizli yiyip içelim. Seferi olabiliriz, hasta olabiliriz,
Oruç tutmamak üzere sağlığımız elverişli olmayabilir. Tutup da bunu ulu orta meydanda oruç tutanın yanında yersek saygısızlık etmiş oluruz. Mekruh, büyük harama yakın mekruh. Çirkin bir mekruh işlemiş oluruz ve kötü bir fiil işlemiş oluruz. Saygısızlık yapmış oluruz. Özet olarak. O yüzden ne yapacağız? Hastaysak, oruç tutmuyorsak, oruçlunun görmeyeceği bir yerde sessizce, sakince, kimsenin gözüne görükmeden yiyeceğiz. Buna dikkat etmeliyiz değerli dostlarım. Evet, yine bir soru daha, yine onu da cevaplandıralım. Yalan söylemenin hükmü nedir? Şerafettin Bayır kardeşimiz. Ben bu soruları biraz kestirmeden cevaplandırıyorum. Özet olarak ana başlıklarını, ama sizin sorular hemen hemen hepsi bir ayrı bir konu. Konuşmak lazım üzerine. İnşallah bir araya gelirsek bir gün bir seminer halinde detaylı konuşuruz. Ben cevaben sadece kestirmeden cevapları veriyorum ve ehli sünneti içtihatlarını burada konuşmuş oluyoruz. Onu itibar alıyoruz. Başka görüşü olan var mıdır? Ehli sünnet dışında farklı görüşe sahip olanlar var. Biz onlara da saygı duyabiliriz. Ama bizim ehli sünnet görüşümüz bu şekilde. Yalan söylemenin hükmü. Değerli dostlarım, yalana gelince iş başka, iş değişti. Yalan söylemek hiçbir şeye benzemez. Peygamberimiz mümin, haram işler, kötülük işler, her türlü günah işler, fakat yalan söylemez diyor Peygamberimiz. Müminin özelliğinden birisi yalan söylemez. Yalan çok büyük günahlardır. Yalanla alakalı Cenab-ı Allah ayeti cellede ne buyurmuştur? Nahl suresi 105. ayet. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Yalan söyleyenler, iftira atanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Bakın, bu kadar dehşet bir şey. Kur'an-ı Kerim'de yalan söyleyenler, iftira atanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, İnanmayanlardandır diyor. Cenab-ı Allah bu şekilde ayeti cellede buyurmuştur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Ta kendisidir diyor Cenab-ı Allah. O yüzden yalan söylemenin hükmü büyük günahlardandır. Ve Allah-u Teala yalan söyleyenlere karşı ayeti cellede yalan söyleyenler ve iftira atanlar için onlar Allah'ın ayetlerine inanmayanlardandır diyor Allah-u Teala. O yüzden yalandan uzak kaçalım. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te şöyle kendimizi bir toparlayalım. Yalan söylemeyelim. Şakayla bile olsa yalandan uzak duralım değerli dostlarım. Evet hocam, sorular bitmiyor. Maşallah hocam, yağmur bitmiyor. Gibi yağıyor. Yani yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Bir taraftan WhatsApp'tan, bir taraftan mailden. Evet. Yine soru çok olduğu için biraz da cevaplandıralım. Sevgili izleyicilerim, zaten biz sizin için buradayız. Sizlerden bir gün bile ayrı kalmak bize zor geliyor. Sizin evinizde misafir olmak bizi mutlu ediyor. Sizin gönüllerinizi hoşnut etmek bizi mutlu ediyor. Sizin arzularınızı, isteklerinizi, işte gönüllerinizi hoşnut etmek, arzu ve isteklerinize cevap vermek bizi memnun ediyor. O yüzden şu reklam arasında bile, reklam ne zaman bitse de değerli izleyicilerimle baş başa kalmaya devam etsek diye düşünüyoruz. Keşke burada karşı karşıya olsak, evinizde karşılıklı çay içebilsek, ama buradan beri de sizlerin evinde misafiriz zaten. Hem biz hem gelen konuklarımızla birlikte siz değerli dostlarımızın, izleyicilerimizin konuklarıyız. O yüzden ne sorunuz varsa sanki burada karşımızdasınız gibi ne soracaksınız sorabilirsiniz. Bildiğimiz her şeyi cevaplandırmaya çalışırız. Eğer bizi aşan bir şey varsa sizin için araştırırız. Daha büyük hocalarımızla istişare yaparız ve onun da cevabını bir sonraki gün vermeye gayret ederiz. O yüzden her türlü isteklerde bulunmaya yine devam edebilirsiniz. Yine ekran altında yazan mesaj numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Bir, Mustafa Aslan Türk Facebook hattından sorular ve istekler gönderebilirsiniz. Başka ve cevaplar vermeye devam edelim. Bir izleyicimiz demiş, hocam zor, meşakkatli bir işte çalışıyorum. Sıcak bir işte çalışıyorum. Ay sıcak ayında, yani Ramazan sıcak ayına
sıcağa denk geldiği için oruç tutmakta çok zorlanıyorum. Bunu tutmasam Ramazan'dan sonra kaza etsem olur mu acaba demiş. Değerli izleyicilerim, şimdi oruç biliyorsunuz büyük ibadetlerden biridir. Az önce yine bayır, az önceki kardeşimize onu da hatırlamışken onu da söyleyeyim. Orucun öneminden bahsettik ya az önce, orucun. Oruç, Allah-u Teala diyor ki orucun sevabını, onun ehemmiyetini, onun işte sevabını ben bilirim diyor. Onu kimse bilemez. Bütün ibadetlerin derecesi bellidir fakat oruç belli değildir. Onu ancak ve ancak ben bilirim diyor. Orucun, oruçla alakalı mükafat saklı Rabbim bende gizlidir diyor. Oruç o kadar önemli bir ibadet. O kadar değerli, kıymetli bir ibadet. Ve orucu mümkün mertebe Ramazan ayında tutmamız gerekiyor. En büyük sevap nedir? Orucun tutulmasıyla orucu tutmak. En büyük sevap, oruç tutmanın en büyük sevap olduğu ay Ramazan ayının kendisidir. Çünkü Kur'an Ramazan ayında indi. En bereketli ay, 11 ayın sultanıdır Ramazan. Mümkün mertebe tutabilirsek Ramazan ayında tutalım oruçlarımızı. Ama kardeşimizin sorusuna gelince demiş ki kardeşimiz çalıştığım iş çok sıcak. Bunalıyorum. Tutamıyorum. Zorlanıyorum. Ve orucu Ramazan'dan sonra tutmamın bir günahı vebali var mı? Eğer gerçekten de sağlığınız tehdit altındaysa, o sıcakta tutamıyorsanız, yani bayılırsınız, ayılırsınız, sağlığınız tehlike altında olursa ortada bir mazeret var demek, kısa günlerde tutabilirsiniz. Kaza yapabilirsiniz. Yani Ramazan'da niyet etmezsiniz, tutmazsınız ama günler kısaldığı zaman kış ayında tutabilirsiniz. Buna İslam uleması buna cevaz vermiştir. Ama mecbur kalırsak, gerçekten de sağlığımız tehdit altındaysa bu şekilde kaza yapabiliriz. Aksi takdirde keyfe keder Ramazan dışında tutmak olmaz. Oruç, Ramazan orucu Ramazan'a mahsustur ve Ramazan ayında tutulmalıdır. Ramazan ayından sonra tutulan oruç sadece işin telafisidir. Onu telafi etmektir. Ramazan sevabı alınamaz. Ramazan sevabı alabilmek için keyfe keder orucumuzu Ramazan'dan sonra kazaya bırakmamalıyız. En büyük sevap Ramazan ayındadır. Kadir gecesi bu aydadır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de bu aydadır. Değerli dostlarım, sorularınızı cevaplandırmaya yine devam edeceğiz. Yine sorular göndermeye devam edin ve ben de okumaya ve cevaplandırmaya devam edeceğim. İsterseniz Yüksel Hocam'dan şöyle hocam bir şiir alacağım. Dinleyelim mi? Ben de bir nefes alayım. İnşallah. Ondan sonra bekleyin. Annem yaktın yüreğimi ilahisi i̇nşallah, gelecek. İnşallah. Buyur hocam. Burada şey yapmış. Tam olur. Olur. Bu dünya yaptıklarımızın yankılanıp bize döneceği bir dağdır. Hayat bir uykudur. Ölünce uyanır insan. Sen erken davran, ölmeden önce yan. Hey dost, artık yeter. Sözün tutulmaz. Senin kumaşların burada satılmaz. Böyle gitmeyle menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan. Ben 3 kişiye acırım. Zenginken fakir düşene, cahiller arasında alim bilmiş geçinenlere ve en önemlisi hatırlıyken itibarını kaybedene. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. En güzeli değil, hayırlısı bizim olsun. İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkulur. Cömertliğin sonu saadet, yalancılığın sonu rezalet, doğruluğun sonu selamettir.
Hiçbir güç sedredemez nur saçan kandilimi. Nakşederim beynime, ruhumda zilzal olsa. Her zerrem hakkı söyler, kesseler de dilimi. Kaldırmam alnı yerden, nefsimde mecal olsa. Görmüş gibi inandım 114 suresini. Cibril'le bin kez daha bizlere inzal olsa. Adalet kılıncının bileğindeki çapağı. O çapakta toz olsam, mahşerim ikbal olsa. Her nefesimde tekbir olmasın hiç durağı. Gam yemem, bitsin ömrüm arafta ikmal olsa. Manada yudumlasam tevhidin şurubunu. Bülbül gibi konuşsam kabrimde sual olsa. Ben sultanı ararım, dünya kime yar olmuş. İçi altın petekten silme silme bal olsa. Kalbim çölde Kerbela, sahram tarumar olmuş. Dermanım Beytullah'tan su taşıyan sağal olsa. Kapısında kul, köle, batağında zambağım. Çanağını yalarım eşiğinde yağal olsa. Ebediyetime hicret yaparken aciz beden. Herkes Kur'an okurken sukut edip lal olsa. Olmasın ardım sıra her gün beddua eden. Cümle halkın hakları şahsıma helal olsa. Okunan kelamullah günahıma kefaret. Kabrimi aydınlatan Tarık-ı Zuhal olsa. Adımı yazmasınlar mezarımın taşına. Mirasım hoş bir seda, dillerde masal olsa. Dillerde masal olsa. Ağzınızı sağlık Yüksel Hocam. Teşekkür Çok ederim. Çok güzel ya. Mustafa Hocam. Güzel bir eser olmuş. Yani evet. Burada her şey geçici Mustafa Hocam. Yani adımı yazmasınlar mezarımın taşına. Mirasım hoş bir seda, dillerde masal olsa. Yani işte bunlar işte şiirlerimiz, kitaplarımız, nağıtlarımız, sözlerimiz. Biz yani dünyada misafiriz. Kitapta da var. Yani dünyada sadece bir yolcusun hani. Ve onu dile getirmişsiniz. Tabii ki yani dünyada sadece bir yolcuyuz. Dünyada sadece bir misafiriz. Yani insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor ama öyle değil. Yani bunu da söylemek zorundayız Mustafa Hocam. Yani kabir var, sırat var, mahşer var. Yani bunlar ona uzun konular. Hesap günü var yani. Hesap günü var. Gelecek yani hesap burada, günü. Tabii ki yani size miras bıraktım, mübarek, bilmem ne bıraktım. Yani ayında. Bunları demiyor. Yani mirasım hoş bir ise de dillerde masal. Hepsi bu kadar Mustafa Hocam. Eyvallah inşallah. Üstadım. Evet yine mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Adem Onay hocamız aramış. Selamünaleyküm Mustafa Hocam. Ne zaman anarsam seni ilahisine okur musun demiş. Adem Hocam annem yaktın yüreğimine okuyacağız ama yine de madem ailecek bekliyorsunuz bir dörtlük seslendireceğim sizin için ve aileniz için. Buradan saygılar, sevgiler sunuyorum. Yalnız hocam hemen yaz. Samsun'a geçeceğim Ramazan'da bayramdan. Bayram günü hocam nasip olursa Samsun'a geçeceğim. Geçerken belki Kastamonu'da galiba değil mi hocam? Kastamonu'dan mı arıyordunuz siz? Adem Onay hocamız Kastamonu'dan mı? Yoksa Safranbolu mu? Yaz hocam nerede olduğunuzu yazın. Nasip olursa. Geçeceğim bana kuzu mu keseceksin, keçi mi, koyun mu onu da yaz da ona göre daha çok eser okuruz değil mi? İnşallah hocam. Allah Adem Onay hocamıza buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Bakalım size. Ne yazıyor? Koyun mu kesecek, keçi mi, kuzu mu? Nasip kısmet yani. Nasip de ne varsa gelir Yemen'den Mustafa hocam. Nasip hocamızı biz ziyaret edeceğiz inşallah. Hocamıza saygılar. Annem yaktın yüreğini söyleyeceğiz ama şu ne zaman anarsın bir dörtlük. Buyur hocam. Söyleyelim. Hocam. Ya Allah bismillah şu mikrofonu canlı kırmayalım. Aa.
Ne zaman anlarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anlarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Gözüm yaşı akar hundur, kimseler silmez Allah'ım. Gözüm yaşı akar hundur, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin diller de okunan. Sensin ismi baki olan, sensin diller de okunan. Senin aşkına dokunan ebedi gülmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan ebedi gülmez Allah'ım. Evet hocam, şimdi annem yaktın yüreğime. Adem hocamızın arzusunu ve ailesinin isteğini yerine getirmiş olduk. Ve annem yaktın yüreğimi diyelim. İnşallah hocam. Gönlüne sağlık.
yağmurluyor, olsa da hüzün doluyor. Gözlerim hep kan ağlıyor, yüreğimi yaktın anne. Her kapılardan kovuldum, annem artık çok yoruldu. Hasretten yandım kavruldum, yüreğimi yaktın anne. Annem yaktın yüreğimi, kan ağlattın gözlerimi, yaraladın şu kalbimi, yüreğimi yaktın anne. Sordum annemi bir dağda buldum. Yavrum nerede diyordum, uçan kuşa soruyordum. Gözleri kan ağlıyordu, Allah'a yalvarıyordu. Ben annene döndüm ama döndüm de kavuşamadım. Gönlüne sağlık hocam maşallah. Evet, yani anneler şiirini, bütün anneler şiirinde Mustafa hocam gerçekten çok evet. Güzel, çok anlamda. Adem Onay hocamız bilir bunun hikayesi çok var güzel. Bu ilahinin. Yani, evet. Aslında uygun zamanda bunu işin, zamanımız eserin kısa için yani hikayesini anlatacağız yani. İnşallah. Geniş. Eser de uzun bir eser maşallah. Evet. Annelerimize ne söylesek, ne ilahiler, ne şiirler söylesek evet. Hepsi az gelir yani. Gönül aynen ister ki öyle. Denizler deli yarar gibi söyleyelim. Çünkü anneler bizim başımızın tacı. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. Ana başa tacimiş, her derde ilacimiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtacimiş. Evet, yani anaya her zaman muhtaç. Yani analarımızın, yani buradan genç kardeşlerimize, gençlerimize bizzat sesleniyorum. Gençler, sevgili kardeşlerim, değerli kardeşlerim, annelerinize, babalarınıza sevginizi, saygınızı hiçbir zaman ihmal etmeyin. Yani oralarınızı, sevginizi, saygınızı fazlasıyla gösterin. Onları her zaman her yerde yanlarında olun inşallah. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Çünkü annelerimiz, babalarımız bizi hiçbir zaman ufacık bir bebekken yalnız bırakmadı. Mustafa hocam bunlar geniş konular. Evet, zamanımız kısa olduğu için annelerimiz yani babalarımız bizim başımızın tacı. Her zaman ellerini öpelim. Her zaman arayıp sorarım inşallah. Eyvallah, ağzınıza sağlık üstadım. Evet, izleyicilerimiz vardı vaktimiz. İftara bir yarım saatimiz, evet kaç dakika, 35 kişi ezan okunuyor, vaktimiz var. Yaralıyım ilahisi var aslında da izleyicilerimiz ne zamandır onu... Bayağı sorular da var hocam, efendim? Sorular da gelmiş. Sorular da var. Var, onu nasıl yapalım, bakalım biraz soru. Soru. Maşallah. Maşallah izleyicilerimizden ne kadar dini soru geliyor maşallah biraz. Evet.
sorular biraz cevaplandıralım değil mi? Değerli izleyicilerim, şöyle kalalım. Biraz soru cevaplandıralım. Çok sorular gelmiş. Biraz cevaplandıralım. Yine ilahi söylemeye devam edeceğiz inşallah. Yaralıyım annemi belki söyleriz. 10 dakikalık uzun belki söyleriz onu inşallah. Hocam. Efendim? O bayağı 3-4 tane ser kadar var ya. Evet, evet, belki aşağı. Vaktimiz olursa inşallah. Ama önce biraz soru cevaplandıralım. Evet, izleyicilerimizden fidye Ramazan'dan verilmelidir demiş bir izleyicimiz. Evet değerli izleyicilerim, fidye oruç tutamadığımız zaman Ramazan'ın başından sonuna kadar o arada vermek lazım fidyeyi. Fidye nedir? Niçin verilir? Fidye oruç tutmaya mazereti olup da oruç tutamayan insanlar, sürekli hastalar var. Devamlı hasta. Oruç tutamazlar. Bu insanların sağlıkları, sıhhatleri elverişli değildir. O kardeşlerimiz onun yerine Ramazan'dan sonra kaza etmelidir öncelikle. Edemezse, Ramazan'dan sonra da kaza etme imkanı yoksa, sağlığı elverişli değil ise o zaman fidye verir. Her güne bir gün fidye verir. Yani bir aç, bir miskin doyurur. Onun ölçüsü ise bir kişinin sabah ve akşam iki öğün yemek miktarı kadardır. Evet, fidye bir aç kişinin sabah ve akşam doyacağı kadar bir ihtiyaçtır. Doyacağı kadar bir miktardır. Peki fidye yerine para verebilir miyiz demiş izleyicimizin birisi. Tabii onun miktarı kadar para verebilirsin. Onun miktarı kadar o acın doyabileceği para ne kadar, bir kişi kaç parayla iki öğünde kaç parayla doyar? Atıyorum 50 TL ile. 50 TL'yi para olarak da verebilirsin. O kişi kendi ihtiyacı neyse onu alabilir. Oruç tutmanın haram olduğu aylar var mı? Evet, bu kadar önemli oruç, bu kadar mübarek bir oruç, bu kadar önemli bir ibadet, bu kadar İslam'ın 5 şartından biri olan, Allah'ın en büyük emirlerinden biri olan oruç tutmanın haram olduğu bir ay var mıdır acaba diye bir izleyicimiz sormuş. Evet, tabii ki vardır. Oruç tutmanın haram olduğu günler vardır. Hangi günlerdir? Farz oruçlarından bahsediyoruz. Hangi günlerdir? Bir, Ramazan bayramının birinci günü. Sadece birinci günü. Ehl-i sünnet içtihadına göre. Ramazan ayının birinci gününde bayram yapılmalıdır. Oruç tutmak haramdır. Yani ben Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tuttum, doyamadım bu ibadete. Ben bayramda da oruç tutacağım dediğimiz zaman haram işlemiş oluruz. Oruç tutulmaz bayramda. Yalnız bayramda sadece bir gün, bayramın ilk birinci gününde oruç tutmak haramdır. Ve diğer günler ise Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. günüdür. Ramazan Bayramı'nın sadece birinci gününde oruç tutmak haramdır. Kurban Bayramı'nda ise 4 gün boyunca, Kurban Bayramı 4 gün ya, Ramazan Bayramı 3 gün, Kurban Bayramı 4 gündür. Ramazan Bayramı'nın ilk birinci gününde oruç tutmak haramdır. Kurban Bayramı'nın ise 4 gününde oruç tutmak haramdır demiş ehli sünnet uleması. O yüzden bu günlerde oruç tutmayacağız, kaza yapmayacağız, nafile orucu tutmayacağız. Evet, evet hocam, sorular devam ediyor. Hocalarım, sorular bitmez hocam. Gerçekten de seyircilerimiz çok güzel sorular sormuş. Evet, gerçekten önemli çok güzel, sorular, çok ben de sorular dikkatimi sormuş. Çekti. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, evet, aynen. Evet, bir izleyicimiz yaşlılıkta oruç tutamazsak ne yapmalıyız demiş. Onu da az önce zaten benzeri soruyu cevaplandırdık. Yaşlı olan, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan bir kişi orucunu Ramazan'dan sonra kısa zamanları oluyor ya, kışın günler kısa oluyor. O zaman da tutabilirse tutsun. Onu da yapamazsa, o kadar yaşlı ise eğer, ya oruç hiçbir zamanda, yılın hiçbir zamanında kaza dahi yapamayacak durumda ise o zaman fidye verecek. Orucun fidyesini verecek. Yani her tutamadığı bir gün için bir aç doyuracak. Miktar neydi fidyenin? Az önce söylemiştik. Bir kişinin sabah ve akşam yemeği, iki öğün yemeğinde doyacak kadardır.
Evet evet. Diş çektirmek orucu bozar mı demiş bir izleyicimiz. Onun yine daha evvel de benzeri soru sorulmuştu hocam. Diş çektirmek orucu bozar mı hocam? Sen ne diyorsun? Vallahi hocam onun için farklı farklı söylentiler var. Siz de şeklinde ben size bırakayım. Evet yani. Peki. Tabii. Değerli izleyicilerim, diş çektirmek orucu bozmaz. Evet. Diş çektirmek orucu bozmaz. Dişiniz ağrıyorsa çekebilirsiniz. Oruca sakınca gelmez. Fakat dişi çekmek için iğne, şırınga vurulmuyor mu? Morfin vurulmuyor mu? Yani diğer adıyla anestezi yapılmıyor mu? İşte o anesteziden dolayı orucumuz bozulur. O yüzden dişimiz ağrıyorsa, çektirmemiz gerekiyorsa, mecbur isek o gün dişimizi çektiririz, morfin vurarak Ramazan'dan sonra kazasını yaparız. Morfinden dolayı bozulduğu için. Eğer mümkünse dayanabilirsek orucun bitmesini yani akşam vaktine kadar bekleyebilirsek akşamı bekleyelim. Akşam gidip o zaman çektirelim. Orucu bozmayalım. Ama dayanamıyorsak rahatsızlık veriyor, ağrı sancı duyuyoruz, artık dayanamıyoruz. İllakin çektirmemiz gerekiyor. Bir kere oruca da niyet etmiş bulunmuş oluyoruz. Ne yapacağız? Dişimizi çektiriyoruz. Eğer çektiriyoruz dişimizi, morfinden dolayı orucumuz bozuluyor. Ramazan'dan sonra kefaret yok. Bir gün kazasını yapıyoruz. Ha, nasıl bozmaz? Oruç nasıl bozulmaz? Diş çektiğimizden dolayı bozulmaz. Yani anestezi yapmadan, morfin vurmadan dişimizi çektirebiliyorsak, o acıya dayanarak öyle çektirebiliyorsak orucumuz o zaman bozulmaz. Ama öyle kimse dişini çektirebilir mi? Anestezi yapmadan çektiremez. Dolayısıyla mutlaka morfin ve anestezi yaptırılacaktır. Vücuda bir sıvı girdiği için, besleyici bir ilaç girdiği için dolayısıyla orucumuz bozulmuş oluyor. Sövmek, küfür etmek, hakaret etmek orucu bozar mı? Değerli dostlarım, oruç tutmamızdaki gayelerden biri de niçin oruç tutuyoruz diyoruz ya. Vücudumuz Allah-u Teala'nın büyük emri kendimizi haramlardan, günahlardan sakındırmaktır. Sövmek, küfür etmek orucu bozmaz normalde. Orucu bozan şeylerin arasında böyle bir madde yok. Ama söversek, küfür edersek o zaman orucun sevabından nasibimizi alamayız. Orucun zaten gayelerinden biri de, sebeplerinden biri de nefsimizi frenlemek değil mi? Diyelim ki birine küfür edeceğiz, biri seni kızdırdı. Diyeceksin ki kardeşim beni kızdırma boşuna, ben oruçluyum, oruç tutuyorum. Lütfen beni kızdırma dersin ve o kızdığın ortamdan kaçarsın, çekilirsin, o ortamı terk edersin. Dolayısıyla küfür etmemek için, hakaret etmemek için kendini sakındırırsın. Oruç kişiyi günahlardan arındıran bir ibadettir. Kötü sözden, yanlış işlerden, haramdan, bir sürü yanlış fiillerden uzaklaştıran bir ibadettir. Eğer biz bunu yapamıyorsak, kendimizi bu noktada frenleyemiyorsak bu sefer tuttuğumuz orucu bir yerde bir kusur işliyoruz demek ki. Tuttuğumuz oruç bize fayda vermiyor demek ki. O yüzden ne yapacağız? Kendimizi tekrar gözden geçireceğiz. Küfürden, hakaretten kendimizi sakındıracağız. Normalde oruç bozulmaz. Evet, kadınlar için bir soru gelmiş. Hocam namaz kılarken tülbente mes yapılır mı? Demiş bir izleyicimiz. Değerli izleyicilerimiz, Hanefi mezhebinin içtihadına göre biliyorsun başımıza mes vermek yıkamak değildir. Saçımızı yıkamak değildir. Orada sadece manevi bir hadisedir mes vermek. Manevi olarak işte onun bir manevi bir anlamı var. Yani bedensel olarak yıkamak değildir başı. O yüzden başımız şöyle sert, sıkı bir tülbent olursa mes yapılabilir diyor Hanefi mezhebinin içtihatları. Yani sıkı bir tülbent olursa başınızda sıkı ama öyle mes yapılabilir. Ehl-i sünnet uleması buna cevaz vermiştir. Sporcuyum hocam ben. Sporcuyum. Spor maça gidiyorum, maçlarım oluyor. Dolayısıyla oruç tutmasam olur mu? Demiş. Ayrıca bir izleyicimiz de sınava gireceğim. Sınava girerken
oruç tutmasam olur mu? Değerli izleyicilerim, az önce dediğimiz gibi oruç büyük emirlerden biridir. Allah-u Teala'nın büyük emirlerinden biridir. İslam'ın 5 şartından biridir. Ciddi bir mazeret olmadan oruç terk edilemez ve kazaya bırakılamaz. Şimdi sporcu kardeşim, eğer sen maç yapacaksan, senin maç yapmana oruç engel değil ki. Yine maçını da yap, orucunu da tut. Sınava girecek kardeşimiz. Sen sınavına engel değil ki. Ha, başım dönüyor. Sınavda sınavı yapamıyorum. Halsizim. Hastalanıyorum. Böyle bir durum varsa o zaman şu yapılabilir. En fazla ciddi bir problem varsa. Hakikaten de o işinizden dolayı, sınavınızdan dolayı ciddi bir problem teşkil ediyorsa, sağlık açısından bir problem teşkil ediyorsa o zaman baştan oruca niyet etmezsiniz. Ramazan'dan sonra kaza edersiniz. Ama ciddi ise, gerekliyse, ciddi değilse terk edilmez, kazaya bırakılamaz. Bayılmak orucu bozar mı demiş bir izleyicimiz. Hayır, bozmaz. Bayılmanın orucu bozan şeylerle bir ilgisi yoktur. Bayılmak abdesti bozar. Orucu bozmaz. Çünkü vücuda bir şey girmiyor. İnsan bayılabilir, halsiz düşer, ayılır, bayılır. Orucu bozmaz. Hocam, yemin nasıl bozulur? Yemin ettim, yeminimi bozabilir miyim demiş bir izleyicimiz. Yemin şaka bir olay değil kardeşlerim. Yemini bir kişi yemin ettiği zaman yemini bozabilir mi? Bozabilir. Yalan yere yemin etmek caiz değil, büyük günahlardandır, büyük haramlardandır. Doğruya dahi yemin etmek ulema iyi söylemez. Doğruya dahi yemin etmemeliyiz. Onu da ulema tavsiye etmiyor bize. Ama ola ki ettik, yemini bozmak için 3 gün oruç tutulur. Öncelikle 10 tane aç doyurulur, 10 fidye verilir. Yani 10 tane aç kimse doyurulur ya da 10 tane aç kimsenin ihtiyacı kadar ona para ya da bir mal verilir, mülk bir şey verilir. Mal verilir, yiyecek verilir, kıyafet verilir. 10 acın, 10 tane miskinin, fakirin ihtiyacı karşılanır. Ve yeminin kefareti budur. Bozulması gerektiği zaman. Diyelim ki buna gücü yetmiyor o kişinin. 10 tane fakiri doyuracak maddi imkanı yok. Onun ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkanı yok. O zaman 3 gün oruç tutar. İkinci sırada bu var. Eğer bunu da sağlığı, sıhhati, yaşı el vermiyorsa, bunu da yapamazsa o zaman yapılacak bir şey yok. Rabbimize tövbe etmekten başka çare yok. Bol bol tövbe istiğfar edin ve Rabbimizden af dileyin. Bir daha yalanı bırak, doğruya dahi mümkünse yemin etmemeye çalışın. Evet hocam. Evet Gönül, sağ ol hocam. Çok iyi oldu. Ne yapalım? Şimdi bir ilahi bir eser dinleyelim mi sizden? Bu sorular gelmeye devam ediyor. Tabii ki evet, Yüksel hocamızdan bir eser dinleyelim. Ben de bu arada biraz bir dinleneyim. Tabii. Evet hocam. Dünya sevgisi insanın kalbinden imanın tadını çıkarır. Müminin 4 alameti vardır. Dili zikirdedir. Sessizliğinde tevekkül eder. İbret nazarı ile bakar. Hayırlı ameller işler. Zulmün köyesi vardır. Birisi zalim, diğeri mazlum. Zalim zulmettiği için zalimdir. Mazlum ise zulme rıza gösterdiği için zalimdir. Bir şey bilmediğini bilir bilince insan. O zaman sahip olur kamil bilince insan. İlmiyle amil olup ışık saçar cihana. Hak nurunu yansıdır vücut dilince insan. Unutma, dünyada sadece bir yolcusun. Güzel yüzlü olmak kaderin. Güler yüzlü olmak senin elindedir. Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün. Ey can, hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin.
ömrün kıymetini bil. Dönüp geçmişini sil. Örnek alsın geç nesil. Geç kalmadan tövbe et. Taş koymuşun yoluna, ip sermişin ununa. Bak sağına soluna, geç kalmadan tövbe et. Ruhunu satma sakın, boşluğa atma sakın. Dünyaya tapma sakın, geç kalmadan tövbe et. Kanma batıl kelama, helal katma harama. Şerde rahmet arama, geç kalmadan tövbe et. Salih kullara takıl, kemale ersin akıl. Beş vakit namazı kıl, geç kalmadan tövbe et. Dert olsa da bedeli, ara da bul güzeli. Otur düşün eceli, geç kalmadan tövbe et. Sen bakma ona buna, yaradan yeter sana. Sırt çevirme Kur'an'a, geç kalmadan tövbe et. Sona ermeden fasıl, Rabbin ipine sarıl. Deme o niçin nasıl, geç kalmadan tövbe et. Azrail seyirtmeden, canın çıkıp gitmeden, ahir ömrün bitmeden, geç kalmadan tövbe et. Evet, ağzınıza sağlık Hüksür Hocam. Bu şiir de yine bu albümünüzden değil mi? Bu albümümüzde Veli Sözler'den sonra şiir. Geç kalmadan tövbe et. Yani geç kalmadan tövbe etmek lazım Mustafa Hocam. Ramazan ayında da güzel oturdu. Tabii Ramazan yani, rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı. Evet. Evet değerli dostlarım, normalde biz canlı yayın almıyoruz. Canlı yayın almıyoruz. Yani sebebine gelince sorular. Sorular. Yoğunluk var hocam. Evet. Çok yoğun yani. Evet değerli izleyicim, birkaç soru daha cevaplandıralım. Birkaç daha soru cevaplandıralım. Öyle canlı yayına. Sayın yönetmenim, canlı yayın istiyorlar. Ne yapacağız? Sevgili Erdal yönetmenimiz burada. Canlı yayına katılmak istiyorlar. Ne yapacağız çok? Canlı yayını almıyoruz. Almıyor. Evet. Bir istisna yapalım mı telefondan beri? Yok, hayır. Şuradan hayır, cepten. Yok, evet canlı yayın alınmıyor. Evet sorular zaten geliyor. Evet. Teknik olarak hazırlık yapılmadı sevgili izleyicilerim. Canlı yayına nasip olursa daha sonra bağlanırız. Ben biraz soru cevaplandırayım, tamam mı? Evet değerli dostlarım. Yine bir izleyicimiz çocuklarıma ev almak, mal yapmak gibi mecburiyetimiz var mı demiş. Değerli dostlarım, çocuklarımıza ev almak, onlara mal yapmak gibi bir mecburiyetimiz yoktur. Ana babanın evladına 3 tane hakkı vardır. Bir anne babanın evladı üzerinde 3 tane hakkı vardır. Bir, anne babanın evladı doğduğu zaman ona güzel bir isim vermek haklarından birisidir. Çünkü yarın mahşerde insanlar isimleriyle çağrılacaktır. O yüzden çocuklarımız doğduğu zaman çocuklarımıza isim verirken özellikle ismin manasına ve ismin güzel olmasına dikkat etmeliyiz. Ana babanın evladına 3 tane hakkından biri çocuklarına güzel bir isim vermesidir. İkinci hakkı ise ona dinini öğretmek. Anne babanın evladına dinini, diyanetini öğretmesi şarttır. Mecburdur. Yarın yoksa bizden o evlatlarımız hak talep ederler. Ey anne baba, sen niçin bana Rabbimi tanıtmadın? Niçin bana dinimi öğretmedin? Sen bana dinimi öğretseydin ben günahlar işlemezdim. Ben Rabbime asi gelmezdim. Yoksa
ve dolayısıyla cehenneme girmezdim. Sen bana dinimi öğretmediğin için, öğrettirmediğin için, Rabbimi, peygamberimi, kitabımı, Kur'an'ımı bana öğretmediğin için ben şu anda cehennemden cehenneme gidiyorum ve senden şikayetçiyim. Ey anne, ey baba diyecektir. O yüzden bir anne babanın evladına bırakabileceği en büyük miras ona dinini öğretmesidir. İslam'ı, ahlakı öğretmesidir. İslam ahlakını öğretmesidir. Yoksa mal, mülk gelip geçicidir. Mal bırakmak gibi. Sen dinini öğret, güzel bir isim ver, dinini öğret ve onu evlendir. Bırak evladın kendisi çalışsın, kendi ayakları üzerinde dursun ve kendi kazansın, kendine kendi mal yapsın. Herkes çalışmak zorunda dünyada yaşamak için. Herkes emek sarf etmek zorunda. Sen ona dinini öğretirsen o zaten rızkını helal yoldan temin eder. Senin ona mal bırakmana gerek kalmaz. Üçüncü hakkı neydi? Üçüncü hakkı onu evlendirmesidir. Anne babanın buluğ çağına gelen çocuklarını evlendirmesi de mecburidir. Üç tane hakkından birisidir. Özetliyoruz. Bir, anne babanın evladına üç tane hakkı vardır evladı üzerinde. Bir, ona güzel bir isim vermek. İki, ona dinini, diyanetini ve İslam ahlakını öğretmek. Üç, onu evlendirmek. Bunun dışında ona ev alacağım, araba alacağım, daire alacağım, ona tarla alacağım, mal mülk alacağım, miras bırakacağım diye bir mecburiyeti dinen yok. O yüzden evlatlarımıza ne yapalım? Dinini öğretelim, onlara İslam ahlakını öğretelim değerli dostlarım. Evet üstadım. Kardeşlerim, canlı yayını almaya çalıştık ama teknik olarak müsait değil. İnşallah ileriki zamanlarda teknik olarak müsait olduğu zaman canlı yayını alırız. Geçen sene alıyorduk aslında. Neden almıyoruz? Bu sene yöneticilerimiz dedi ki izleyicilerimizden çok soru geliyor. Yeterince sorular cevaplandıramayız. O sebepten canlı yayına bağlandığımız zaman çok canlı bağlantı, evet, talebi oluyor. Her bağlantı 3-5 dakika sürüyor. Bir de soru cevap bayağı var Mustafa Hocam. Tabii aynen. Çok güzel sürdüğü için var. Canlı yayına bayağı bir şey yani var. Canlı yayın sistemini harekete geçirirsek izleyicilerimizin sorularını cevaplandırma yapamayız. Sıkıntı olur tabii ki. O yüzden biz sizinleyiz nasıl olsa, canlı yayına girmezseniz de sizinleyiz. Mustafa Hocam sizin yanınızdayız. Nasıl? aynen öyle. Evet, 5 dakikamız kaldı zaten hocam. 5 dakikada ne diyelim? Şu annem gözümde tüter ilahisini, annem gözümde tüter ilahisini söyleyelim değil mi? O isteniyordu çok. Onu hocam tabii ki onu bir annem gözümde tüter ilahisini. Çok güzel bir eser inşallah. Değil mi? Aynen öyle. Değerli izleyicilerim, annem gözümde tüter diyoruz. Bu bir hasret acısıdır, ne dedi?
eder kadir, kıymet bilmez bilmez anneciğim. Gözlerimden akan yaşı silmez anneciğim. Yavrum deyip de kimseler sevmez anneciğim. Sevmez anneciğim. Yavrum deyip de kimseler sevmez anneciğim. Sevmez anneciğim. Aha sağlık Mustafa hocam. Evet, annem gözümde bol bol eserler okuduk inşallah. Tüter, evet değerli dostlarım. Evet, böylelikle programımızın bugünkü sonuna gelmiş olduk. Bu arada iftar 30 saniye var. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii Mustafa hocam. Burada Yaşam TV karşısında bizi seyreden Yaşam TV seyircilerine çok teşekkür ediyorum. Yaşam TV ailesine, kameraman arkadaşlarımıza ve yönetmenlere çok selam ediyorum. Saygıyla selamlıyorum hepsine efendim. Hayırlı Ramazanlar. Evet, programımıza katıldığınız için ben de size çok çok teşekkür ettim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyoruz. Ezanımız da oldu ve ezanımızı okuyalım hemen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Evet değerli izleyicilerim, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın 18.30'da yine buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.